Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Ramazan ayı ile alakalı işimize çok fazla yarayacak uygulamaları inceleyeceğiz. Öncelikle Diyanet İşleri'nin yapmış olduğu Ramazan Rehberi uygulamasından başlayalım. Uygulamayı dik konumda kullanabiliyoruz. Aslında bu telefonlar için yapılmış bir uygulama ancak Android tabletlerde de rahat bir şekilde çalışıyor. Bu uygulama Apple Store'da da var arkadaşlar ve Android Markette de var yani zaten gördüğünüz gibi. Bedava bir uygulama. Windows fonlarda bulamıyorsunuz. Ancak buna benzer birçok uygulama var. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir uygulama. Bize göre resmi olan uygulama bu. Diyanet İşleri'nin çıkardığı uygulama. Uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Kullanımı gayet rahat. Orta kısma tıkladığımız zaman hani hangisine yakın bir yere tıklarsak oraya gidiyor şu 4 tane seçenekten. Bunu yaşlı insanlar da kullanıyor. Hani bunu düşünebilirlerdi. Şöyle direkt dörde bölüp daha büyük şekilde görülebilir bir hale getirebilirlerdi. Bu ufak bir update ile düzeltilebilecek bir şey. Girelim. Burada dört tane seçenek çıkıyor cami programında karşımıza. Hutbeler, vaazlar, makaleler ve hatim ile kılınan camiler. Şu hatim ile kılınan camileri güzel yapmışlar arkadaşlar. Buradan istediğimiz bir şehri seçip hatim ile hangi camilerde kılınıyorsa onu görebiliyoruz listele dediğimiz zaman bize konaktakilerin hepsini listeliyor. Geriye gelelim ana sayfamıza. Ayet, hadisler var burada. Ayet, kelimeler ve hadis-i şerifler burada sıralanmış. Buradan girip sayfa sayfa geçebiliyoruz ve yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Uygulamanın esas amacı imsakiye zaten arkadaşlar. Bakalım imsakiyeye. Gördüğünüz gibi Ramazan'ın başlangıcından itibaren gün gün işte vakit vakit yazmışlar buraya. Güzel olmuş burası şuradan ekle deyip istersek ülke, şehir ve ilçe seçebiliyoruz. Dilersek de biz İzmir'e eklemiştik zaten kaldırabiliyoruz. Burada bizim gözümüze batan bir özellik şu oldu. Bu uygulamayı yaşlı insanlar da kullanacak. Hani teknolojiyle geç tanışan diye tabir edebileceğimiz. Hani onların gözleri bizim kadar net göremeyebiliyor. Burada bir yaklaştırıp uzaklaştırma seçeneği olsaydı ya da üzerine tıkladığımız zaman daha büyük bir şekilde açılsaydı onlar açısından daha rahat olabilirdi. Sonuçta telefon ekranında bu yazılar bayağı küçülecek arkadaşlar. Biz şu an tabletten bakıyoruz. Ancak hani 4.5 5 inçlik bir telefonda iyice küçülecek. Görmesi de biraz daha güçleşecek. Son olarak altta dini bilgiler sekmesi var. Burada da oruç, zekat, teravi ve bayram namazı, fitre, Kadir Gecesi, Ramazan kavramları ve iftar duası diye sekmeler var. Bunların hepsinde ayrı ayrı yazılar yazıyor. Girip onları da okuyabilirsiniz. Son olarak da alt kısımda Wallpaper'lar var, afişler var. Böyle tıklayıp bakabiliyoruz buradan bunlara. Bunlar Diyanet'in 2013 yılında Ramazan ayı için yaptırmış olduğu afişler. Bunları böyle kaydırarak geçebiliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse bu sadece bir imsakiye uygulaması değil, içinde imsakiyeyi de barındıran, Ramazan ayının önemini anlatan bir uygulama olmuş. Biz bir de Vestel'in uygulamasını indirdik arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Vestel'in uygulamasında bayağı hatalar var. Şimdi şöyle açalım Vestel'in uygulamasını. Gördüğünüz gibi tabletimizde ekrana sığmıyor uygulama. Hani çalıştıramıyoruz hiçbir şekilde. Android tabletlerde çalışmıyor. Telefonda çalışıyor. iPad ve iPhone'larda da çalışıyor ancak onlarda da sorunlu. Şimdi göstereceğim ben size oradan. Uygulamayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi tam ekran çalışıyor. Ancak hani markette olan şeylerin birçoğu yok. Mesela uygulamadaki en büyük hatalardan birisi. Geçmiş tarihe gidebiliyoruz ancak ileriye gittiğimiz zaman ok tuşları kayboluyor. Ayrıca bunu az önce de belirttiğim gibi hani yaş olarak büyük insanlar kullanacak. Hani biz teknolojiden anlayan genç nesil bunu çok rahat bir şekilde hemen çözebiliyoruz. Ancak yaşlılar bunu çözemiyor. Şehir değiştirmek için şehri değiştir gibi bir buton koymamışlar. O yüzden şu şehrin üzerine tıklıyoruz. Buradan lokasyonumuzu buluyoruz. Mesela Hatay'ı yapalım. Mesela ben 25 Haziran'ın iftar saatini göremiyorum veya daha ileri bir tarihin ileriye bastığımız zaman gördüğünüz gibi kayboluyor. Uygulamanın yani şu an hiçbir amacı yok gibi geldi bize. Vestel gibi Türkiye'nin teknoloji devi olduğunu iddia eden bir firma için bence kötü bir uygulama olmuş bu. Markette yazdığı üzere hani yemek tarifleri falan filan gibi hiçbir seçenek yok. Şurada bir tek bilgi var. Bulunduğunuz ile göre tüm namaz vakitleri artık cebinizde. İşte göremiyoruz. Biz bunu Android bir cep telefonunda da denedik. Apple cep telefonunda, iPhone'da da denedik. Sorun aynı şekilde devam ediyor. Android tablette hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani bu Vestel'in uygulaması açıkçası bir işinize yaramaz arkadaşlar. Diyanetinkini kullanmanızı tavsiye ederiz. Ramazan'ın başlamasına çok az bir vakit kaldı. Hani Vestel gibi marka adı çok önemli olan bir firmanın Ramazan başlangıcına kadar bunu düzeltmesini tavsiye ederiz. Çünkü şu an uygulamanın çok fazla bir amacı kalmıyor. Hani o vaat ettikleri yemek tarifleri vesaire gibi şeyleri koysalar biraz daha kullanılabilir bir uygulama olurdu. Bir de şu tarih olayı gördüğünüz gibi tarih tamamen gitti. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. İlla ki gelip şehir değiştirip ya da tekrar aynı şehri seçip o şekilde gelebiliyoruz ama hani yarına bakamıyoruz. İki kere tıkladığımız zaman yok oluyor. Bence resmen hani gereksiz olmuş diyebiliriz. Neyse geçelim bunu. Umarız bir güncellemeyle düzeltirler bunu. Ramazan ayı ile ilgili son uygulamamız da Ramazan davulu uygulaması. Bu aslında çok basit düşünülmüş bir uygulama. İstersek böyle Ramazan davulu çalabiliyoruz. Tabi arada böyle mükemmel reklamı zart diye çıkartmasa daha iyi olurmuş. Neyse bu ücretsiz bu uygulama Apple cihazlarınızda ve Android cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın şöyle bir güzelliği de var. Salladıkça böyle davul çalıyor. Onun dışında gece hani benim mahallemden davulcu geçmiyor artık bundan rahatsız olan insanlar var diyenler. Şurada alarm kur seçeneği var. İstediğimiz bir saate alarmı kurup davul sesiyle uyanabiliyoruz arkadaşlar. Sahurda davul sesiyle uyanmak istiyorum derseniz bu uygulamayı kurabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir mobil uygulamayla kültürel bir şeyi birleştirmesi hani artık bu bir kültürdür. Ramazanda davulla uyanmak, Ramazanda gece 3'te 4'te davulun mahallenizden geçmesi bir kültür bence ve bitmemesi gerekiyor. Hani bana çocukluğuma dair bir şeyleri hatırlatan yegane şeylerden birisi bu. Mobil bir şeyle birleştirmesi de bunun teknolojiyle buluşturması bence güzel olmuş. Güzel bir uygulama. Hani en azından indirip destek olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Ramazan ayında yardımcı olacak uygulamaları inceledik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.